Kronik öksürük tamamen altta yatan sebebe bağlı olarak yaklaşımı gerektiren bir durum. En sık kronik öksürük sebeplerinden bir tanesi alerji ve astım olduğu için ona öyle düzenli ve iyi bir tedavi verildiğinde atak sıklığı rahatlıkla azaltılabilir ve hastalık kontrol altına alınabilir. Ancak uzun süren kronik öksürüğe sebep olan mesela yabancı cisim gibi bir şey ise o zaman gerekirse bronkoskopi yapılıp o yabancı cismin çıkartılması gerekiyor. Bazen adenoid vejetasyon dediğimiz geniz eti de uzun süreli öksürük yapabilir. O zaman biz kulak burun bazı uzman arkadaşlardan destek alıyoruz ve olaya müdahale edip geniz eti gerekirse alınıyor. Olay o şekilde çözülüyor. Tamamen kronik öksürüğün sebebine bağlı olarak yaklaşım gerektiren bir durum. Bazen daha karışık, uzun sürebiliyor veya bazen küçük müdahalelerle kronik öksürük sona erdirilebiliyor.